Aşırı hoş geldiniz. Hasan hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Biz bu dönem mezun olduk. Bitme tezlerimizi hazırladık. Dedik ki bu tezleri sunalım. Yani bir tartışma ortamı oluşsun kendi aramızda da. Bunun için böyle bir etkinlik serisi hazırladık. Bugün de ilk etkinliğimizi Emeviler ve Muaviye üzerine Furkan arkadaşımız bir sunum hazırladı. Onu sunacak. Kendisi de tanıtmayı şöyle yani kendisi de mezun oldu bu dönem. Dördüncü sınıf tarih, dördüncü sınıf öğrencisi FAKÖCÜ'de. Deyip ben o zaman sözü kendisine bırakayım. Çok da bir şey gelmiyor şu an tanıtmak için. Zaten kendisi de anlatacaksa anlatır kendisini. Öncelikle herkese hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Yani aslında okul içerisinde ilk defa bu kadar heyecanlandığım bir sunum oldu benim de. Yani çok heyecanlandım. Bu konuyu seçmemin nedeni aslında İslam tarihine de ilgi duyuyorum. İslam tarihinde belli başlı çalkantılar var. Bu çalkantıların biraz da siyasi ayaklarının birbirine karışmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Bu siyasi ayaklarını insanlara daha fazla aktarmayı amaçlıyorum. Zaten bu çalışmayla da bunu belli bir oranda başardığımı düşünüyorum. İlk olarak İslam öncesinden başlamak istiyorum bu konuya girişte. Çünkü İslamiyet'in gelişinden önceki dönemi anlamamız bizim için sonraki dönemi anlamamıza daha fazla yardımcı olacak. Çünkü bölgenin yapısı, bölgedeki ailelerin yapısı bu sunumu daha fazla, bu konuyu çok fazla ilgilendiriyor. Çünkü aslında görünen İslam tarihinden itibaren olan bir çatışma gibi gözüküyor ama bunun çok daha gerisi olduğunu tarihçiler de açığa çıkarmış. Ama çok fazla bilinmiyor. O konulara çok fazla inilmiyor. Çünkü o kısım hakkında, o dönem hakkında çok fazla ellerinde belge yok. Bu belgenin olmayışının sebebi de bu bölgedeki insanların aslında bir nevi göçebe hayatını yürütmesi. Bu göçebe hayatı vesilesiyle ellerinde aslında çok fazla yazılı kaynak yok. Yine o bölgeye has olarak aslında her bölgeye has ama sözlü olarak bir iletim söz konusu. Bu sözlü iletimlerde tabii ki ileriki dönemlerde belgelere aktarıldığı için biz ileriki dönemlerdeki belgelerden bunları öğreniyoruz. Giriş yapacak olursak Emevi Devleti'nin kuruluşunu hatta İslam'ın Arap Yarımadası'na gelişine kadar bu bölgedeki kabileleri incelemekte ben fayda gördüm. Ümeyyeoğulları ve Haşimoğulları kabilesi var. Bu kabilenin yine çok daha fazla gerisine, bu kabilelerin çok daha fazla gerisine gitmemiz gerekiyor. İlk olarak Kureyş kabilesinden başlamamız gerekiyor. Bölgeyi incelediğimiz zaman bu bölgede çöl iklimini görmekteyiz. Bu çöl iklimi vesilesiyle aslında buralarda tarım yapmak çok zor. Yani hatta mümkün bile değil. Genelde halk geçimini ticaretten sağlıyor. Bu bölgede çok fazla ticaret kervanı geçiyor bu bölgeden. Bu bölgeden bu kadar ticaret kervanının geçmesinin de aslında bir sebebi Hindistan'a olan yakınlığı. Aslında Hindistan'dan başlayan ve Arap Yarımadası'ndan devam ederek Avrupa'ya kadar giden kervanlardan söz etmemiz mümkün. Bu şekilde bölgedeki halk da ya bu kervanları koruyarak ya da tam tersi bu kervanlara saldırarak geçimini sağlıyor. Başka türlü geçimini sağlayabilmesi şehir merkezlerinde pek mümkün değil. Ama şehir merkezinde de şöyle bir olay var. Mekke ve Medine'yi baz alırsak Mekke bölgenin en önemli şehri. Çünkü Mekke'de her ne olursa olsun Kabe var. Bu Kabe dini bir yapı olduğu için bu Kabe'nin de çok fazla ziyaretçisi oluyor.
Bu ziyaretçilerin gelmesi demek şehrin kalkınması demek. Şehrin kalkınmasına çok büyük fayda sağlıyor. Bu yüzden bu şehri yönetenlerin de aslında bu kalkınmadan faydalandığını söyleyebiliriz. Bu kalkınma en çok bu şehri yönetenlere fayda sağlıyor. İşte aslında bütün mesele burada başlıyor. Çünkü bu şehri ele geçirmek demek hem ticaret yollarını hem ekonomik gücü hem de siyasal gücü elde etmek demek. Normalde bu şehrin ilk sahibi Huza kabilesi. Aslında Arap Yarımadası'nda bu sürekli değişkenlik göstermektedir. Çünkü Arap Yarımadası'nda belli bir saltanat sisteminden söz etmek pek mümkün değil. Kabilecilik ve kabilelerin ileri gelenleri olduğu için bir kendi aralarında bir seçim söz konusu. Mümkün olduğunca bir saltanat sistemi yok burada. Bu yüzden buradaki kabileler el değiştirebiliyor. Ya Mekke'yi yöneten kabilelerin el değiştirdiğini söylememiz mümkün. Ama bunun hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Buradan başladığımız zaman Kureyş kabilesi diye bildiğimiz kabile aslında Mekke'ye ilk başta sahip değildi. Bu Kureyş kabilesi bu ticaret kervanlarına saldıran yağmacı bir kabileydi. Fakat bu Kureyş kabilesinin lideri Kusay'ın Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Husa kabilesinin kızıyla evlenmesiyle beraber Mekke'de bir nüfus sahibi oluyor. Bu şekilde Mekke'de de kendi gücünü arttırmaya başlıyor. Kızıyla evlenmesiyle beraber Kabe'nin aslında anahtarı da Kusay'ın eline geçiyor. Bu Kureyş kabilesinin liderinin. Kusay'ın eline geçiyor. Daha sonra Kusay'ın bu şekilde güç biriktirmesiyle beraber Kureyş kabilesi Huza kabilesini Mekke'den çıkartarak Mekke'nin yeni hakimi oluyor. Mekke'nin yeni hakimi olmasıyla beraber Mekke'de bu hac vesaire ticaret yolları vesilesiyle belli başlı görevler var yöneticilere düşen. Bunlar kumandanlık, sancaktarlık, meclis başkanlığı, hicabe dediğimiz Kabe perdedarlığı, Kabe'nin perdesiyle ilgileniyor. Ondan sonra sikaye dediğimiz hacılara su dağıtımı, rifade dediğimiz hacılara yemek vermek gibi haklar Kureyş kabilesinin eline geçiyor. Bu ne demek? Sadece yönetimsel anlamda değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da bir gücün Kureyş kabilesinin eline geçmesi demek. Daha sonra Kusay'ın ölümünden itibaren bu görevler Kusay'ın oğulları arasında paylaştırılıyor. Çünkü herhangi bir siyasi çatışmanın yaşanmasını istemiyorlar. Siyasi bir çatışma yaşandığı takdirde Mekke'nin kontrolü ellerinden çıkabilir. Çünkü yine bahsettiğim gibi Mekke'nin dışında olan birçok kabile aslında bu bölgeye gözünü dikiyor. Çünkü bu bölgede kendini refah içinde yürütmenin en güzel yolu Mekke'ye sahip olabilmek. O ticaret yollarına sahip olabilmek. Bu yüzden Mekke'de her zaman güçlü durmak zorundalar. Kusay'ın iki oğlu olan Abdüdüttar ve Abdümenaf oğulları arasında bu görevler paylaşılıyor. Abdüdüttar oğulları Hicabe, Liva ve Netbe görevlerini yani sancaktarlık, meclis başkanlığı ve Kabe perdedarlığını alıyor. Kalan görevler ise Abdümenaf oğulları alarak ikili bir yönetim kuruyorlar. Ancak Abdümenaf'ın ölümünden sonra yetkileri oğulları olan Haşim bin Abdümenaf, burası çok önemli. Haşimoğulları dediğimiz Haşim bin Abdümenaf ile Abdüşşems bin Abdümenaf arasında paylaşılıyor. Haşim bin Abdümenaf Kureyş içerisinde çok söz sahibi olan birisi. Ve aynı zamanda ticaretten çok iyi anlıyor. Zaten ticaretle meşgul. Bu onun bu kabilenin içerisinde güçlenmesini sağlıyor.
Haşim'in kardeşi ise geri kalan görevleri üstleniyor. Fakat Haşim'in kardeşi erken bir vakitte vefat ediyor. Abdüşems. Ondan sonra bu Abdüşems'in görevleri de Ümeyye bin, yani Abdüşems'in oğlu Ümeyye'ye geçiyor. Aslında her şey burada başlıyor. Emeviler dediğimiz devletin, topluluğun ismini aldığı bu Ümeyye bin Abdüşems'tir. Ümeyye bin Abdüşems siyasi hırslarıyla ve ticaretine güvenerek amcası Haşim'e karşı bir mücadele başlatıyor. Çünkü dediğim gibi, yani Mekke'ye sahip olmak demek aslında Arap Yarımadası'na sahip olmak demek. Bölgede daha fazla etkinlik gösteremiyorsunuz Mekke'ye sahip olmadığınız sürece. Ümeyye amcasına karşı çıkıyor, fakat amcası çok güçlü. Amcasına karşı giriştiği bu mücadeleyi kaybediyor. Bu mücadeleyi kaybetmesinden sonra Ümeyye Suriye'ye sürgüne gönderiliyor ailesiyle beraber. Burada bir evlilik gerçekleştiriyor. 10 yıl kalıyor. Bu evlilik sayesinde gücünü toparlıyor tekrardan. Ve tekrar Arap Yarımadası'na dönüyor ve Umeyye oğullarıyla beraber tekrar mücadeleye girişiyor. Kritik nokta burada başlıyor. Haşim bin Abdümenaf soyundan gelen Abdülmuttalib'in torunu Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesiyle beraber aslında buradaki siyasi kriz inanılmaz derecede artıyor. Umeyye oğulları bu peygamberliği doğal olarak kabul etmiyor ve bu mücadeleye başlıyor. Hazreti Peygamber'e karşı bu mücadeleye başlıyor. 600'lü yılların başında dünyaya gelen Muaviye, İslam'dan önceki hayatı hakkında bilgi pek mevcut değil, ama Muaviye'nin de bu dönemde etkinliğini arttırmaya başladığını, tarih sahnesine çıktığını söylememiz çok da yanlış olmaz. Peygamberin ölümünden sonra büyük bir dönem başlıyor aslında. Dört halife dönemi. Bu dört halife dönemi İslam tarihi için içerisinde çok büyük kırılma noktalarını barındırıyor. Hazreti Ebubekir ilk olarak Hazreti Muhammed'in yerine halife olarak başa geçiyor. Hazreti Ebubekir başa geçtikten sonra Muaviye ve abisi Yezid'i Suriye üzerine gönderiyor. İslam'ın yayılması için, aynı zamanda fetihler için. Zaten Ümeyye oğullarının Suriye üzerinde belirli bir etkinliği var. Her ne kadar çok olmasa bile. Bu etkinliği de arkasına alarak aslında burada çok başarılı oluyor. Abisi Yezid ve Muaviye burada çok başarılı oluyor. Daha sonra zaten Hazreti Ömer döneminde Muaviye Ürdün valiliğine getiriliyor. Abisi Dımaşk, yani Suriye'nin Şam olarak bildiğimiz yerin valisi olarak atanıyor. Bu şekilde bölgeyi abisiyle beraber Muaviye'nin yönettiğini söylememiz mümkündür. Fakat abisi Yezid'in bir hastalık sonucu ölmesi üzerine Muaviye Şam valisi olarak ilan ediliyor. Aslında Muaviye'nin tam olarak tarih sahnesine çıkışının bu noktada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Şam'da Muaviye inanılmaz bir etkinlik sağlıyor. İnanılmaz bir yönetim sağlıyor ve Şam halkını aslında bir nevi arkasına alıyor. Hazreti Ömer'den sonra hepimizin bildiği üzere hilafet makamına Hazreti Osman geçiyor. Hazreti Osman bir Ümeyye oğlu mensubu. Yani Ümeyye oğulları kabilesine mensup bir şahıs. Bu vesileyle İslam devletinde Ümeyye oğullarının etkisi artmaya başlıyor. Bu tip etkilerin artmasıyla beraber siyasal politikalarda da değişikliğe gidiyor.
Aslında tarihi kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla Hazreti Osman siyasal politikalarını Ümeyye oğulları üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Buna giriştiği an İslam dünyasında belirginleşen ilk muhalif hareketler başlıyor. Çünkü burada artık dini düşünceden çok siyasal düşünce kendini göstermeye başlıyor. Aslında yine bahsettiğimiz bu İslam'dan önce bahsettiğimiz siyasal hırslar burada da başlıyor. Tekrardan kendini gösteriyor demek daha doğru olur. Bunun yanı sıra İslam dünyasının İslam'ın yayılması için yapılan fetihler artmaya başlıyor. Fakat burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yapılan fetihlerde gaza ve cihat anlayışından çok artık ganimet elde etme amacına dönüyor. Bu amaç bu muhalefetin artmasına sebep oluyor. Çünkü yavaştan aslında İslam'dan uzaklaşma, İslam'ın emrettiği olgulardan sapmayı gösteriyor. Bu şekilde yine tekrardan muhalefet artmaya başlıyor. Bu olayların artması sahabe dediğimiz topluluğu çok fazla rahatsız ediyor. Hatta şöyle ki bugün tasavvuf olarak bildiğimiz kavram tam olarak bu dönemde yeşermeye başlıyor. Neden? Çünkü sahabe dediğimiz topluluk Hazreti Muhammed'le beraber hareket etmiş bir topluluk. Fakat yeni gelenler ise bu sahabenin çocukları, oğulları, torunları ise Hazreti Muhammed'i genelde görmemiş insanlar. Yani ucundan böyle bunlar İslam'ı temsil etmekten çok ganimet peşinde koştukları için sahabe çok rahatsız oluyor. Bu rahatsızlık vesilesiyle kendilerini geri çekerek bu tasavvuf dediğimiz kavramın ortaya çıkışına sebep oluyorlar. Bu mala mülke düşme olayları içerisinde gözümüze en çok çarpan kısım tabii ki Muaviye'nin yaşadığı bir olay. Sahabenin ileri gelenlerinden Ebu Zer ile Muaviye arasında geçen El Hadra Sarayı'na karşı yapılan bir tepkidir. Muaviye Şam'da El Hadra Sarayı'nı yaptırıyor. Ama çok lüks bir saray ve içerisi de lüks, kendi de lüks bir şekilde yaşıyor. Ebu Zer Muaviye'ye karşı diyor ki, sen ki bunu kendi hazinenden yaptırdıysan israf etmişsin. Yok, eğer ki sen bunu Müslümanların hazinesinden yaptırdıysan zaten hainlerdensin, hırsızlardansın diyerek aslında büyük bir tepki ortaya koyuyor. Burada ayrılıklar derinleşiyor. Hazreti Osman'ın halife olmasını fırsat bilen Muaviye etrafında tekrar güç toplamaya başlıyor. Şam'da zaten belirli bir gücü elde etmiş olan Muaviye yavaş yavaş aslında Şam'ın da dışına yayılmaya çalışıyor. Bu yayılma şekli fetihlerle olmamakla beraber genelde siyasi iletişimle olmaya çalışıyor. Aynı zamanda Muaviye yine tekrar kendi gücünü korumak için Hazreti Osman'ın yanında yer alıyor bu muhalefetlere karşı. Çünkü Hazreti Osman'ın düşmesi demek Muaviye'nin gücünün azalması demek. Burada aslında bu kabilecilik aile anlayışının yine tekrar belirtilerini görmekteyiz. Burada siyasi bir çıkar var. Siyasi bir hırs var. Hazreti Osman bu siyasi çalkantılar üzerine valilerini Medine'ye çağırıyor ve bir toplantı gerçekleştiriyor ve onların hoşnutsuzluklarını gidermeye çalışıyor. Fakat bu hareket faydadan çok zarar ve muhalefetin artmasına sebep oluyor. Çünkü muhalefetin sunduğu görüşlerin birçoğunu kabul etmiyor. Ayrılıklar derinleşmeye başlıyor ve halk Emevi ailesinden gelenlere karşı, bu Ümeyye oğullarına karşı
şikayetlerde bulunmaya devam ediyor ve bu şikayetler artıyor. Aynı zamanda zaten Ümeyyeoğulları yolsuzlukla suçlanmaya başlıyor artık. Hani öyle bir noktaya geliniyor. Muhalefetin sözcüsü konumunda Hazreti Muhammed'in damadı olan Hazreti Ali Hazreti Osman'a karşı eleştirilerde bulunuyor. Hazreti Osman bu eleştirileri kabul etmiyor ve Hazreti Ali tarafından ileri sürülen taleplere karşı tepki gösteriyor ve münakaşa içerisine giriyor. Onların arasında da bir ayrılık yaşanıyor. Bu durum Hazreti Osman'ı Medine'de giderek yalnızlaştırıyor. Çünkü o bölgede artık muhalefet iyice derinleşmeye başlıyor. Tepkiler iyice derinleşmeye başlıyor. İslam dünyasında artık ayrılıklar başlıyor. Yaşanan bu gelişmeleri takip eden Muaviye, Hazreti Osman'ı yakın takibine alıyor. Çünkü yine burada bir siyasi çıkar söz konusu. Bu takip üzerine Hazreti Osman'ı Şam'a davet ediyor. Çünkü Hazreti Osman'ı korumak istiyor. Fakat Hazreti Osman bunu kesin olarak reddediyor. Çünkü onun Şam'a gitmesi demek bu siyasi çalkantıların, aslında bu siyasi emellerin resmen kanıtı olacağını düşünüyor. Bu yüzden kesin olarak reddediyor. Burada aslında Hazreti Muaviye de Hazreti Osman'ı çok düşündüğünü söylememiz çok doğru olmaz. Yani okuduğumuz kaynaklarda makaleyi yazarken okuduğum kaynaklarda birçok tarihçinin belirttiği bu. Aslında Hazreti Osman'ı düşünmekten daha ziyade Hazreti Osman'ın iktidarını düşünüyor. Çünkü burada kendi geleceği söz konusu. Hazreti Osman'ın vefat etmesi durumunda Hazreti Muaviye'nin kendinde bir hak göreceğini düşünüyor. Ne hakkı? Hazreti Osman'ın kan hakkı, kan davası. Zaten Arap Yarımadası'nda bu kan davaları çok fazla kendini göstermektedir. Bu yüzden olası bir kan davası durumunda yanına çok fazla güç toplayabileceğini biliyor Muaviye. Yaşanan gelişmeler neticesinde bir grup muhalif Küfe şehrinde artık kendini açık açık belli ediyor ve bir isyan başlatıyor. Bu isyanın başına Malik bin El-Haris, kısaca Eşter olarak bildiğimiz kişi geçiyor. Çünkü Eşter Hazreti Osman hilafetine en muhalif kişilerden biriydi. Nitekim Hazreti Osman tarafından sürgüne gönderilen bir şahıstı. Neden? Çünkü Hazreti Osman'a karşı eleştirilerini sunduğu vakit Hazreti Osman bunu kabul etmeyip onu sürgüne gönderiyor. Küfe'de başlayan isyan üzerine Hazreti Ali Küfelilerin isteklerini halifeye iletiyor. Fakat burada şöyle bir durum çıkıyor. Hazreti Ali'nin iletmesinden sonra Hazreti Osman Hazreti Ali'yi suçluyor. Sen de onlardansın. Sen de bana ihanet ediyorsun diyerek. Bu sefer Hazreti Osman ile Hazreti Ali arasındaki ayrılık da iyice derinleşiyor. Daha sonra halife bakıyor ki elinden fazla bir şey gelmiyor. Küfe'deki isyancıların isteklerini yerine getirerek isyanı bastırıyor. Daha sonra hemen peşine zaten Mısırlılar Medine'ye geliyor ve Mısır valisini Hazreti Osman'a şikayet ediyor. Hazreti Osman'a şikayet ettikten sonra bu Mısırlılar geri dönüş yoluna koyuluyor. Aslında burada şunu da görmekteyiz. Hazreti Osman artık kendisine gelen her muhalif grubun isteklerini yerine getirmeye başlıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Hazreti Osman'ın artık otoritesi büyük oranda zayıflıyor. Artık çok fazla müdahale edemiyor. Mısırlılar Medine'den biraz uzaklaştıktan sonra Hazreti Osman'ın elçisine denk geliyorlar. Hazreti Osman'ın elçisi bu Mısırlılardan kaçmaya çalışıyor. Fakat Mısırlılar şüphelenip bu elçiyi yakalıyor. Bu elçiyi yakalayıp öldürdükten sonra üzerinden bir mektup çıkıyor. Bu mektupta Hazreti Osman'ın imzası bulunup Mısır valisinin değişmesini isteyen Mısırlıların
Mısır'a geldikleri an öldürülmesini talep ediyor. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Mısırlılar zaten çileden çıkıyorlar bu durumda. Çünkü Hazreti Osman'ın kendisini kandırdığını düşünüyor Mısırlılar kendilerini. Fakat işin garip yanı, birçok kaynakta da karşılaştığım üzere, özellikle Taberi tarihinde bundan çok bahsediyor. Hazreti Osman'ın bu mektuptan haberi yok. Bu mektubu yazan kişi Hazreti Osman'ın vekili ve katibi Mervan. Hazreti Osman'ın bundan haberi yok. Mısırlılar Medine'ye döndüklerinde, hiddet içerisinde Medine'ye döndüklerinde Hazreti Osman'ı mescit içerisinde feci şekilde tartaklıyorlar. Ve evinin etrafında muhasara altına alıyorlar. Artık Hazreti Osman'ın hiçbir şeye müdahale etme şansı kalmıyor. Bu durumu gören çok az sayıda kişi Hazreti Osman'a yardım etmeye çalışsa da pek fazla etkili olmuyor. Durumdan haber alan, haberdar olan Muaviye, Hazreti Osman'a yardım göndermek üzere ordusunu gösteriyor. Fakat ordunun geciktiği ve Medine şehrine girmesinin engellendiği rivayet ediliyor. Burada çok çeşitli rivayetler olmakla beraber bu ordunun aslında Medine'ye girememekten ziyade Medine'ye girmek istemediği şeklinde rivayetler de var. Neden? Çünkü yine biraz önce bahsettiğim gibi Hazreti Osman'ın ölümü demek Muaviye için kan hakkı, kan davası demek. Bu yüzden Medine'nin etrafında Muaviye'nin ordusunu beklettiği rivayetleri de çok gözümüze çarpmakla beraber bunun kesin olduğunu söylememiz pek fazla mümkün değildir. Rivayetten ibarettir. Aslında Muaviye'nin bu tezgahı tertiplediği bu surette işte Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra kan davasını ileri sürerek iktidara yürümek için eline bir büyük koz geçirmeyi planladığını düşünüyor tarihçiler. Hazreti Osman ne kadar destek beklese de beklediği destek gelmiyor ve sonunda öldürülüyor. Bu olaylar esnasında Hazreti Ali'ye de Medine'den ayrılması teklif edilse de Hazreti Ali'nin Medine'deki olaylara hakim olmak isteyişi sebebiyle Medine'den ayrılmıyor. Hazreti Osman'ın ölümünden birkaç gün sonra şehirde bulunan muhacir ensar ve geri kalan grupların ileri gelenlerinin fikir birliğiyle Hazreti Ali halife ilan ediliyor ve etrafındakiler ona biat ediyor. Bu olaydan sonra Muaviye Hazreti Osman'ın öldürülmesinden Hazreti Ali'yi suçlayarak Hazreti Ali'ye biat etmiyor. Aslında Muaviye istediği şeyi elde ediyor. Bir kan davası eline geçiyor. Bu şekilde düşünen sadece Muaviye olmamakla beraber bir kesim daha var. Bu kesimi de yine tarihçe sıkça gördüğümüz Cemel topluluğu oluşturuyor. Hazreti Ali, Hazreti Osman döneminden kalan valileri eski düzenin bir parçası olması sebebiyle görevlerinden alıyor. Görevlerinden alması hasebiyle yine iktidar hırsının verdiği şeyle Hazreti Ali'nin muhalifleri artıyor. Bir kısımda başarılı olsa bile bir kısım valiler de başarılı olamıyor. Yine aynı şekilde gördüğümüz üzere Hazreti Ali'nin halifeliği her kesimde kabul görmüyor. Bu ayrılıkların ise ilk sıcak çatışması Cemel vakası olarak bildiğimiz bir olayda meydana geliyor. Bu topluluk bünyesinde birçok düşünceden insanı barındırmakla beraber bunlar da aslında Hazreti Osman'ın kan davasını biliyorlar. Muaviye bu grupla ilişki kurmuyor. Neden? Aslında yani iki tarafın birbiriyle savaşması Muaviye'nin işine geliyor. Çünkü hem iki tarafın güç kaybetmesine sebep olacak hem de bu sırada kendisinin güç toplamasına sebep olacak. Bununla beraber Hazreti Ali taraftarlarına karşı Cemel topluluğu savaş meydanında karşı karşıya geliyor. Hatta bunun Cemel vakası topluluğun da Cemel topluluğu olarak nitelendirilmesinin sebebi Hazreti Muhammed'in eşi olan Hazreti Ayşe'nin
buraya bir deve üzerinde gelmesiyle, gelmesi sebebiyle bu vakaya Cemel vakası diyoruz. Yapılan savaşta Hazreti Ali galip geliyor ve Şam hariç bütün bölgelerde iktidarını kesinleştiriyor artık. Egemenliğini sağlıyor. Bu gelişmeler sayesinde Muaviye aslında çekinmeye başlıyor ve hazırlıklarını hızlandırıyor. Çünkü bir yandan Hazreti Ali de güç topluyor. Muaviye biraz da siyasi zekasını kullanarak şöyle bir hareket başlatıyor. Hazreti Osman'ın katledildiği sırada üzerinde bulunan gömleğini Şam'a getirtiyor. Şam'a getirttikten sonra bu gömleği halka sergileyerek halkı galeyana getirmeye çalışıyor. Bu kan davası için halkı galeyana getirmeye çalışıyor ve gerçekten de çok büyük bir taraftar grubu elde ediyor. Şam'da aslında herkesi arkasına aldığını söyleyebiliriz. Bu şekilde güç toplayan Muaviye hazırlıklarını tamamlayarak Hazreti Ali ile karşılaşacağı günü beklemeye başlıyor. Tarih 657 yılını gösterdiğinde Fırat Nehri kıyısında Sıffin Ovası var. Bu Sıffin Ovası'nda Muaviye'nin ordularıyla beraber Hazreti Ali'nin orduları karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmada aslında şöyle bir durum oluşuyor ilk başta. Muaviye'nin ordusu bu Sıffin Ovası'na erkenden geliyor. Bu ovada da Sıffin Nehri akıyor. Bu nehir aslında ordunun su ihtiyacını karşılıyor. Muaviye'nin buraya erken gelmesi demek, bu su kaynağını erkenden elde etmesi demek. Daha sonra Hazreti Ali ve ordusu buraya geldiği zaman bu nehri ele geçirmenin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor. Yaşanan küçük çaplı çatışmalarla beraber Hazreti Ali ve ordusu da bu nehrin belli bir kısmını ele geçiriyor ve su kaynağını elde ediyor. Bundan sonra Hazreti Ali ile Muaviye arasında bir yandan elçilerin gidip gelmesi, bir yandan da küçük çatışmalarla beraber birbirlerine kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Muaviye'nin isteği ya Hazreti Osman'ın katillerini bana verirsin ya da hilafet makamından çekilirsin. Hazreti Ali'nin böyle bir isteği kabul etmesinin söz konusu olamayacağını Muaviye de biliyor. Ya bu şekilde ilerleyen durumdan sonra artık ordular büyük bir savaşta karşı karşıya geliyor. Hazreti Ali'nin bahsettiğimiz büyük komutanlarından Eşder savaşta inanılmaz başarı gösteriyor ve Muaviye'nin ordusunu neredeyse mağlup etmek üzereyken Muaviye'nin büyük komutanlarından Amr bin As'ın teklifiyle Muaviye ordusunun mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını astırıyor. Bu hamle Hazreti Ali'nin ordusunda büyük bir şaşkınlık yaratıyor, büyük bir tereddüt yaşatıyor. Çünkü bu savaşa girişmek istemiyorlar. Bunu gören Hazreti Ali ise yaşanan durumdan kaynaklı ordunun isteksizliğini görüp savaşa bir son veriyor. Aslında Hazreti Ali'yi zayıflatıyor Muaviye bu şekilde. Çünkü ordusunun içinde tereddütler oluşuyor. Sesler yükselmeye başlıyor. Daha sonra Muaviye zaten yine tekrar siyasi zekasını kullanarak Hazreti Ali'ye bir hakem önerisini sunuyor. Ve bu önerinin daha adaletli olacağını düşünüyor. Muaviye hakem olarak Amr bin As'ı gönderiyor. Hazreti Ali ise Ebu Musa'yı hakem olarak atıyor. Burada çok kritik bir siyasi zekadan söz etmemiz mümkün. Nasıl bir zeka? Aslında Hazreti Muaviye'nin bir hilafet hakkı söz konusu değil. Fakat Hazreti Ali'de böyle bir hak söz konusu. Ama böyle bir hakem olayı meydana geldiği an Muaviye otomatik olarak bu hakka sahip olmuş oluyor. Bu şekilde bu hakkı artık elde etmiş oluyor. Hilafetin başına geçemiyor ama bu hakkı elde etmiş oluyor.
Bu hakemler ve yanlarındaki 400 kişilik gruplar 659 yılında Erzurum'da toplanıyorlar. Bu toplantıda neler olduğu hakkında kesin bilgiler olmamakla beraber ortaya çıkardığımız tek ve gerçek sonuç Hazreti Ali bu toplantılarda güç kaybediyor ve Hazreti Muaviye halifelik iddiasına ortak oluyor. Bu olaydan sonra Hazreti Ali de halifelikten azledilmiş ve bir harici fedaisi tarafından öldürülmesi sonucu bu hakkın iddiası oğlu Hazreti Hasan'a geçiyor. Bu yaşanan durumlardan sonra Muaviye artık gücünün sınırlarına ulaşmaya başlıyor. Artık bölgedeki en güçlü insanlardan biri kesin olarak Muaviye. Her ne kadar Hazreti Hasan Irak'ta iktidarı ele alsa da artık Muaviye güçlü bir konuma geliyor. Aslında anlaşıldığı kadarıyla Hazreti Hasan bu davayı çok fazla gütmek istemiyor. Yine de etrafındakilerin ısrarı ve telkinleriyle bu davaya girişiyor ve yine bir ordu toplayarak savaş meydanında Muaviye ile karşı karşıya geliyor. Muaviye ile karşı karşıya geldikten sonra Medain yakınlarında Muaviye ile karşı karşıya geldikten sonra bu esnada askerlerin arasında gezerken askerlerinin aslında savaşmaya çok da niyetli olmadığını görüyor. Bunu fark ettikten sonra Hazreti Hasan askerleri arasında bir konuşma yapıyor ve boşuna kan dökülmesini istemiyor. Fakat orada enteresan bir tepkiyle karşılaşıyor ve askerleri bu durumu hiç hoş karşılamayıp bu sefer Hazreti Hasan'ın üzerine yürüyorlar. Hazreti Hasan onların saldırısına uğrayarak kendisini belli başlı bir kabilenin yanına sığınarak kurtarıyor. Yaşanan bu olaylar gösteriyor ki artık Hazreti Hasan da gücünü kaybetmişti. Bu durumu gören Hazreti Hasan artık Muaviye ile anlaşma yaparak İslam dünyasını saran, bu 5 yıldır İslam dünyasını saran ikiliye bir son vererek hilafet makamından çekiliyor ve bu makamı Muaviye'ye bırakıyor. Muaviye en başından beri amaçladığı şeye bu olaydan sonra kavuşuyor. Halifelik makamını eline alan Muaviye Küfe'ye giderek buradan biat alıyor ve halifelik konumunun tek sahibine gelerek bütün İslam dünyasının lideri oluyor. Ve ilk olarak kendi soyuna dayanan ismini kendi soyundan aldığı, Ümeyye oğullarından aldığı Emevi devletini kuruyor. Aynı yıla bu kurulan Emevi devletinin yılına Amiyül Cema yani birlik yılı deniliyor. Çünkü İslam dünyasında birliği sağlıyor. Muaviye zaten başa geçer geçmez ilk olarak İslam dünyasının içerisinde bozulan düzeni tekrar sağlamaya çalışıyor. Bu düzeni sağlarken karşısına en büyük engel harici grupları. Hariciler olarak bildiğimiz harici grupları. Haricilerin şöyle bir tehlikesi var. Hariciler kendilerine karşı çıkan grupları hiç tereddüt etmeden öldürüyorlar. Hiç tereddüt etmeden. Bu durumdan dolayı Muaviye bu sorunun üzerine düşüyor. Bu grup Irak bölgesinde, Basra bölgesinde etkin. Muaviye Irak bölgesine çok fazla önem veriyor. Bu yüzden de bu bölgeye en başarılı komutanlarını yolluyor. Bölgede aynı zamanda Hazreti Ali'nin kan davasını güden gruplar da var. Bu aslında Muaviye'nin yine işini kolaylaştırıyor. Çünkü Hazreti Ali'yi öldürenler harici grupları olduğu için bu iki grubun birbiriyle karşılaşması pek muhtemeldi. İlk olarak bölgeye atanan Vali Mugire yumuşak bir politika izliyor. Fakat faydadan çok zarar sağlıyor. Çünkü bu harici gruplar ve Hazreti Ali taraftarları çok rahat hareket edebildikleri için daha rahat örgütleniyorlar. Bu durum sürerken Mugire
ölüyor. Ve onun yerine Basra valiliğine atanan Ziyad, Mugire'den farklı olarak Küfe'ye de atanıyor. Hem Basra valiliğini hem Küfe valiliğini sağlıyor. Fakat Ziyad burada yumuşak bir dilden ziyade çok sert bir isyan bastırma girişiminde bulunuyor ve başarılı da oluyor. Ama çok sert bastırıyor. Haricileri etkisiz bırakan Ziyad, Hazreti Ali taraftarlarına da ekonomik baskı uyguluyor. Bu ekonomik baskı vesilesiyle Hazreti Ali taraftarları her ne kadar Muaviye'nin halifeliğini kabul etmiş olsalar da eleştirilerine sürekli olarak devam ediyorlar. Fazlasıyla devam ediyorlar. Ve Emevi düşmanlıkları zaten hiçbir zaman bitmiyor. Muaviye buna rağmen Hazreti Ali taraftarlarına yine de yumuşak davranmaya devam ediyor ve onları aslında isyancı olarak görmüyor. Fakat bu durum uzun sürmüyor tabii ki. Küfe valiliğine atanan Ziyad'ın otoritesini yine sert bir şekilde sağlaması hasebiyle aralarında küçük çatışmalar yaşanıyor. Aslında küçük çatışmalar dediğimiz büyük çatışmalar, fakat orduların karşı karşıya gelmesinden ziyade daha çok gerilla savaşı olarak adlandırabileceğimiz çatışmalar, küçük grupların çatışmaları. Bu hal böyle olunca Ziyad, Hazreti Ali taraftarları tarafından öldürülüyor. Daha sonra Ziyad'ın öldürülmesinden sonra Hazreti Ali'nin taraftarları arasında grup liderliğini yapan Hucr bin Adi'nin de Ziyad taraftarları tarafından öldürülmesi Hazreti Ali taraftarların tarafından büyük tepkiyle karşılaşılıyor. Hatta sadece Hazreti Ali taraftarları olmaktan ziyade İslam dünyasında çok büyük tepkilere sebep oluyor. Aslında İslam dünyasında çok fazla birlik sağlanamadığını bu olaylar sonucunda görebiliyoruz. Her ne kadar birlik desek de bu birliğin İslam birliği olmaktan ziyade çoğunlukla Arap birliği olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer döneminde başlayan İslam fetihleri durmuştu. Neden durmuştu? Çünkü Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminde iç çatışmalar yaşanmıştı. Fakat Muaviye'nin iktidarı ele alması ve yeni bir devlet kurması hasebiyle bu fetih hareketleri tekrardan başlıyor. İlk olarak kuzeyde Anadolu ve Ermenistan topraklarına, doğuda Horasan ve İran topraklarına, buna Hint toprakları da, Hint topraklarını da katabiliriz. Mısır üzerinden Kuzey Afrika'ya doğru yayılma politikası tekrar aktif hale geliyor. Muaviye Suriye valiliği yaptığı sırada iç karışıklıklar sebebiyle anlaşmak zorunda kaldığı Bizans üzerine tekrardan harekete geçiyor. Bu hareketinde yaz ve kış seferleri olarak her yıl ikişer tane sefer düzenliyor. Bunu da yaz ve kış seferleri olarak adlandırıyor. 662 yılında başlayan bu seferlerden en önemlisi oğlu Yezid komutasındaki büyük bir ordunun İstanbul'u kuşatmasıdır. Bu kuşatma 669 yılında vuku bulmuş. Kuşatma esnasında birçok önemli ilk Müslüman şehit olmuştur. Bunlardan biri Ebu Eyyub el-Ensari olduğu bilinmektedir. Bu kuşatma tabii ki başarısızlıkla sonuçlanıyor. Olsa da başarısızlıkla sonuçlansa da aslında Emeviler bu şeyden fetih politikasından vazgeçmiyor. Bu sefer de şanslarını deniz üzerinden denemeye çalışıyorlar. Deniz üzerinden gönderilen donanma da Kapıdağ Yarımadası'nı fethediyor. Aslında Kapıdağ Yarımadası demek İstanbul yakınlarında bir üs demek.
Yine 2 yıl sonra Tarsus ve Rodos adası ele geçiriliyor. Bu ele geçirilme Bizans kaynaklarında İzmir'in de fethedildiğini ekliyor. Bizans kaynakları bu duruma. George Ostrogoski'nin kitabında okuduğumuzda İzmir'in de ele geçirildiği söyleniyor. Ama kesin bir bilgi yine yok. Buralara yerleştirilen Müslümanlar Muaviye tarafından maaşlı olarak istihdam ediliyor. Son İstanbul kuşatmasında ise sadece donanmayı kullanıyor ama tabii ki tekrar başarısız oluyor. Doğu bölgesine yapılan seferlerde ise öncelik olarak Basra bölgesinde. Çünkü Basra bölgesi yine bahsettiğimiz bu ticaret yolları açısından çok önemli bir bölge. Burada isyan eden kesimler kontrol altına alınıyor ve yeni fetih hareketleri bu kontrol alınmadan sonra başlıyor. Daha sonra Basra bölgesinden ilerleyerek 664 yılında Kabil'in fethiyle başlıyor. Sırasıyla Buhara ve Semerkant da fethedilerek buralar vergiye bağlanıyor. Kuzey Afrika'ya yapılan seferlerde ise yine hepimizin bildiği üzere Muaviye'nin ve Mısır'ın en önemli, en yetenekli valilerinden biri olan Amr bin Has'ın komutasındaki ordu Kuzey Afrika'ya çok büyük fetihlerde bulunuyor. Aynı zamanda bu bölgede uzun süredir bulunması Amr bin As'a büyük avantajlar sağlıyor. Tunus'a önemli fetih hareketleri düzenliyor ve bölgeye itaat altına alınıyor. Amr bin As'ın ölümünden sonra yerine tayin edilen Muaviye bin Hudeyye ve bu Muaviye bin Hudeyye döneminde ilk defa Müslümanlar Sicilya adasına çıkıyor. Aslında bir nevi Avrupa ile temastan söz etmemiz mümkün. 670 yılında Muaviye bin Hudeyc'in azledilmesinden sonra yerine Mesleme bin Muhallet geçiyor. Maghrib'in fethi için hepimizin bildiği Kayrivan şehri burada üs olarak kuruluyor. Böylece fetihler Atlas Okyanusu'na kadar genişliyor. Bu durumda Kuzey Afrika bölgesinde yaşayan Berberiler de Emevi kontrolü altına alınarak Müslüman olunması sağlanıyor. Bu fetihler ve genişleme ile beraber artık Emevi devleti bir imparatorluğa dönüşme yoluna girişiyor. Çünkü birçok bölgeye fetih sağlanmış, birçok bölge fethedilmiş ve vergiye bağlanmıştır. Bunun yanı sıra fetihlerin yanı sıra Emevi devleti kurulduktan sonra Muaviye aslında çoğu zaman fetih hareketlerinden ziyade devletin işleyişi konusunda çok büyük düzenlemelere gidiyor ve reformlar yapıyor. Aslında kendisi devletin imparatorluğa dönüşmesini çok istiyor. Bu vesileyle ilk icraat olarak oğlu Yezid'i veliaht olarak tayin etmek istiyor. Fakat şöyle bir durum var. Arap kabilelerinde saltanat ve veliahtlıktan söz etmemiz mümkün değil. Çünkü İslamiyet öncesi dönemde bile seçim var. Her ne kadar bir sürü oğlu olsa bile seçim var. Yani bir lider öldüğü zaman görevler tek bir oğluna kalmaktan ziyade paylaştırılıyor. Yine tam olarak saltanattan söz etmemiz pek mümkün değil. Muaviye'nin Yezid'i veliaht göstermesi aslında çok hoş karşılanmıyor. Ama kimse de çok sesini çıkarmıyor. Muaviye bu durumun kendisine aslında tehlike yaratacağını fark ettiği için bu konuda çok fazla acele etmiyor. Muaviye aslında saltanat sistemini Suriye valiliği yaptığı sırada Bizans'la komşu olması sebebiyle Bizans'tan görüyor ve Bizans'tan etkileniyor. Aslında Bizans'ın tüm yönetim sisteminden etkileniyor. Devlet kurumlarından etkileniyor. Bizans krallarının yaşayışından, Bizans imparatorlarının yaşayışından etkileniyor. Ve bu sistemi kendisi de kendi devletine uydurmaya çalışıyor.
Bir takım kaynaklar da şunu söylemektedir ki Muaviye'nin aslında böyle bir amacı yok. Yezid'i veliaht tayin etme fikrinin etrafındaki insanlardan ona telkin edildiği söyleniyor. Fakat bu kesin bir bilgi değil. Yezid'i veliaht ilan ederken Müslümanların tepki göstermesinin sebebi Yezid'in aslında İslami yaşayışa ve İslami kurallara çok fazla uymayış. Yezid'in şatafat içinde yaşaması, İslami düzenden ve yaşayıştan uzak olması onun veliaht olmasını çok zorlaştırıyor. Muaviye bu durum karşısında veliahtın imajını değiştirmeyi amaç ediniyor ve bu vesileyle Yezid'i Bizans üzerine gönderdiği orduda komutan tayin ediyor. Aslında bu ordunun başında giden Yezid, bu ordunun komutanlarından biri olan Yezid burada çok güzel başarılar sağlıyor. Başarılar sağladığı için de aslında ismi duyulmaya başlıyor. Daha sonra bu fetihlerden döndükten sonra eğitim de almaya başlıyor sarayda Muaviye'nin şeyle. Eğitim alarak yaşayış biçimini değiştirmeye başlıyor. Halk nezdinde de itibarlı olması için Muaviye Yezid'i belirli başlı devlet kurumlarının başına getirerek halkla ilişki içerisinde olmasını istiyor. Yezid'in veliaht tayin edilmesi için Muaviye birçok valiyle birçok siyasi gücü olan kişiyle mektuplaşıyor. Mümkün olduğunca fazla kişiyi kendi yanına almaya çalışıyor. Bu şekilde oğlunun veliahtlığını meşrulaştırmaya çalışıyor. Çoğu kişiyi yanına alan Muaviye, Yezid'in veliahtlığını ilan ettiği zaman Hazreti Ali'nin bir diğer oğlu olan Hazreti Hüseyin tarafından tepkiyle karşılaşıyor. Bu tepki vesilesiyle Hazreti Hüseyin yine etrafında büyük bir güç topluyor. Muaviye bu tepkiden sonra Medine'ye Hazreti Hüseyin'le görüşmeye gidiyor. Fakat görüşmeden bir sonuç alınamıyor. Ve aslında ufak tefek bir mücadele başlamış oluyor burada yine. Fakat Muaviye'nin bu mücadeleyi tamamlamasına ömrü yetmeyecek. Her durumda Muaviye devlet kurumlarının oluşmasında Bizans devletini örnek alıyor. Çünkü Şam valiliği yaptığı sırada Bizans devlet geleneklerini tanımış ve bu gelenekler onu bir hayli etkilemiştir. Saray teşkilatını kesinlikle Bizans düzenine göre tertip ediyor. Ona göre düzenliyor. Giyimini, kuşamını bile Bizans geleneklerine göre düzenliyor. Diplomasi ve protokol kurallarını da Bizans geleneğine göre düzenleyen Muaviye, Hazreti Ömer döneminde başlayan kurumsallaşmaya yeni kurumlar ekliyor. Nedir bunlar? Haciplik, Divanül Hatem, Divanül Berit ve Divanül Resail. Bunlar haciplik hepimizin bildiği aslında kapı kullarına benziyor. Yani kapıcılar olarak geçiyor haciplik kurumu. Divanül Hatem, Divanül Berit ve Divanül Resail aslında bu üçü birbirinden çok ayrı olmamakla beraber genelde haberleşme, haber alma ve diğer devletlerle iletişimi kurmak için kurduğu üç kurum. Aynı zamanda bu kurumlar içerisinde istihbarat gibi belli başlı alt gruplar da var. Muaviye kendi devletinin bünyesinde bulunan gayrimüslim halka karşı da çok sert davranmıyor. Aynı zamanda sanata da merak duyuyor kişilik olarak ve sarayında birçok önemli şair ve ilim adamlarını sürekli ağırlıyor, sürekli ve onlardan akıl almayı da çok seviyor. Onların fikirlerine danışıyor. Aslında siyasi zekasını da küçüklükten beri bundan dolayı kazandığı da söyleniyor. Çünkü sürekli böyle bilgin insanların yanında bulunmayı seven bir insan.
devlet yönetiminde İslami hukuka kesinlikle özen gösteriyor ve bu hukukun uygulanmasında bizzat kendi takipçi oluyor. Fakat artık 680 yılına geldiğimizde Muaviye hastalanarak vefat ediyor ve böylece yerini oğlu Yezid'e bırakmış oluyor. Ama Muaviye vefat ettiği sırada oğluna bir imparatorluk, büyük bir devlet ve büyük bir hazine bırakmış oluyor. Emevi devletinin bu kadar başarılı olmasının temelinde Muaviye'nin bu siyasi zekasını kullanarak oluşturduğu bu devletin ve bu devletin kurumlarının temelinin sağlam olması yatıyor. Sonuca geldiğimiz vakit ortaya konulan bu bilgiler ışığında genel bir değerlendirmeyi ele aldığımız zaman aslında bazı olayların yalnızca dini bir sorun olduğunu söylemekten ziyade işin içine siyasi bir hırsın da girdiğini söylememiz kesinlikle doğru olur. Aynı zamanda tarih biliminin diğer branşlarla olan ilişkisini de burada bahsetmek istiyorum. Burada Muaviye'nin siyasi psikolojisinin, aslında siyasi hırsının psikoloji dalı tarafından incelenmesi gerekiyor. Çünkü dinin bir tarafa bırakılıp artık siyasi emellerin üzerinden yürüdüğünü açıkça görmekteyiz. Bunu şu şekilde adlandırabiliriz. Hani hepimiz insanız. Hepimiz insan olduğumuz için insani isteklerimize de karşı koyamıyoruz. Aslında bu durum burada bu şekilde başlıyor. Hazreti Muhammed'in veda hutbesinde bu duruma karşı aslında çok güzel bir uyarısı var. Arap olanın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olanı hiçbir üstünlüğü yoktur. Yani ne demek? O kabilenin bu kabileye, bu kabilenin de o kabileye hiçbir üstünlüğü yoktur. Kendi aranızda bu şekilde çatışmayın. Bu İslam dünyasına zarar verecektir gibi bir uyarıda bulunmasına rağmen bu siyasi kriz yaşanıyor ve günümüze kadar bu olayların etkisinin sürdüğünü de söylememiz aslında mümkün. Günümüzde yaşanan mezhep çatışmalarının temelinde buradaki olaylar yatıyor. Buradaki olaylar İslam dünyasında keskin bir ayrılık sağlıyor ve bu ayrılıklar hiçbir zaman tam olarak birleşemiyor. İslam dünyası tam olarak bir araya gelemiyor. Bunun tarihi karşılığı bu şekilde olmakla beraber Muaviye İslam tarihi açısından değinilmeden geçilebilecek bir şahıs olmamakla beraber Emevi devletinin öncesini, hatta İslam tarihinin öncesini anlamadan İslam tarihini yorumlamak pek mümkün değildir diyerek ben sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Sorusu olan arkadaşlar varsa sorularını alabilirim.